Bak şimdi Akyazı'dan bir uğradım. 45 dakika kadar orada bir sohbet. Ben sohbet demedim ama toplanmış millet. Yolları tıkatmışlar falan. Orada yine Hoca Efendi, İmam Efendi adı neydi? Merkez Camisi imamı. Sesli kaydını atacağım size. Şu anda Merkez Camisi'nin imamı Hüseyin Harputlu Hoca Efendi merhumdan kıraat okumuş. Hoca Efendi dedi, yani ben bunun gibi onlar değil, yüzler değil. İşte Abdülmetin Efendi burada. Neler gördü Sabancı'da? Bütün ses kaydını attık. Neler gördü Efendi? Hepsi görüyor. Dedi, bir şey anlatabilir miyim? Dedim, buyur. Dedim, izin verdi. Ses kaydını açtık. Yani izin verdi. Dedi ki, sen Rabıta işten ilk konuştun, ben o gece Efendi'yi gördüm. Efendi gidiyordu. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri bağırdım. Durdu. Baktı bana böyle. Dedim ki, Rabıta size mi devam edecek? Bir kaldırdı en dedi. Ben öldüm mü ki dedi ya. Ne yapıyorsunuz dedi. Ben öldüm mü ki dedi. Rabıta bana devam edecek. Bunu Emre Hoca gördü. Herkes bunu gördü. Daha ne konuşuyorsun? Rüya görmeye lüzum var mı? Efendiden kulağımla duyduğum bir şeye, rüya görmeye lüzum var mı? Yok. Efendinin rabıtası Türkiye'nin tapusudur. Beka sorunudur bu iş. Sur içinde ekümenik projesi vardır. Bu sur içinde yeni birilerini türetip, gençleri getirip, rabıtayı onlara çevirip, robotlaştırma, ondan sonra zaten sen Hristiyanlığı araştırdın mı? Başladı zaten. Bunun 15-20 sene sonrasında bunlara yol verilirse, bu rabıta bozulursa neler konuşulacağını yani hesap bile edemiyorum. Allah bu belaya düşmekten bu nezih cemaatimizi muhafaza eylesin. Allah heyet hocalarına da, diğer hoca efendilere de şahitliklerini, açıklamalarını, o cesareti nasip eylesin. Bu işi sadece benim sırtıma Allah bırakmasın. Yardımcılarımı ziyade eylesin. Amin. Bu noktada tabii sağlam hocalarımız var. Maalesef burada vazife yapan arkadaş, yani ismi lazım değil, burada yanlış yaptı. Dedi ki 37'dir şeyhtir olunca, madem öyle gel böyle, heyet rabıta yapılmaz dediği halde, Hasan Efendi yapılmaz dediği halde, bu kalktı bütün millete yapılır dedi. Ses kayıtları mevcut. Birisi soruyor, Cübbeli Hoca diyor ki, bak rabıta izni olmayana rabıta yaparsan cinlenirsin. Estağfurullah, estağfurullah diyor. Ya ben Elbehçet Hüseniye'de ben rabıta kitaplarında meşayihın sözünü söylüyorum cinlenirsin diye. Neyine estağfurullah diyorsun? Estağfurullah deneceksin, sen kendi yaptığın işe estağfurullah çek. Ben kitapta meşayih böyle söylüyor. Efendinin sözüne estağfurullah diyor. Efendi mi yanlış konuşuyor? Alaaddin Efendi mi yanlış konuşuyor? Neye estağfurullah çekiyorsun? Git günahına estağfurullah çek. Bu kardeş dengeyi şaşırttı. Ondan dolayı bizim buna, yani artık insanların bunu sohbetine gitmesini, ders değişmesini tavsiye edecek halimiz kalmamıştır. Büyük bir tehlike çanları çalıyor. Ondan dolayı burada Efendi Hazretlerimizin diğer vazifeleri var. Efendim hizmeti, zaten burası İzmit yakın, her yer yakın. Onun için heyetin seçtiği mühim değil. Efendinin seçtikleri mühim. Efendinin zamanından vekiller var. Efendi Hazretlerimizin onun hayatı manevidir ve hakikidir. Onun rabıtasıyla devam edeceğiz. Efendi Hazretlerimiz Kardeşallahu Aleyhi benim diyor sıkıntıya düşerseniz benim rabıtamla meşgul olun. Ben sizin müşkilinizi çözerim. Benim sonra bulamayabilirsiniz, beni göremeyebilirsiniz. Ben vefat etsem de sizi bırakmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bıraktı mı şimdi? Peki Efendi Hazretleri müritlerini, müttesiplerini bıraktı mı şimdi? Evliyanın kerameti haktır, tasarrufu haktır. Peygamber'e verilenler, velilerine verilir. Peygamber'e verilene mucize denir, evliyaya verilene keramet denir. Dolayısıyla bir insan efendi vefat etti, bu iş bitti, yeni bir adam olacağız diye bu tarikatta bir işler, bir dertler çıkartmak varsa rabıta yakınından söylüyor. Yoksa baştaki Hasan Efendi hocamız başımızda. Bu ayrı bir şey. Ama ben yeni bir rabıta olacağım. Ama izin yok, bu bende kaldı dedi. Sen bunda ne yapamazsın? Tasarruf yapamazsın. Tarikatta bir dert çıkartmak, şeriatta bir dert çıkartmaktan ehven değildir diyor İmam Rabbani. Ama burada başka tehlike var. Buradaki diğer tehlike Hasan Efendi istismar malzemesi Edili Paşa sonrasındaki dinler arası diyalog ve FETÖ'nün ılımlı İslam projeleri
Bunu yine biz durdurduk mesela. Hasan Efendi'nin büyük oğlu var Hüsnü Kılıç. O yine efendi hakkında bir röportaj vermişti. 15 sene evvel 2005'te o röportaj dergide orada ne demişti? Çarşaf şart değil. Şalvar cübbe giydiyen cahiller var. Halbuki kim diyordu ona şalvar cübbeli? Efendi Hazretleri diyordu. Çarşaf şart değil, şu şart değil, bu şart değil. Daha 2005'ten beri milletin çarşafını, bu cemaatin kılığını, kıyafetini bile bozma projesini uyguladılar. O zaman efendiye anlattı. Efendi Hazretleri hemen herkesi topladı, çağırdı. İşte ona 7 kere şeytan dediği günlerde. Şimdi Efendi Hazretleri vefat eder etmez, o yanına sokmadığımız kişi geldi efendinin odasına girdi mi? Girdi. Her hafta gelmeye başladı mı? Başladı. Yine biz ne yaptık? Ya efendi, daha postekisinin üzerindeki sıcaklığı duruyor. Kardeşim, efendinin 7 kere şeytan dediği bir insanı özel odasına sokup sedirine oturtuyorsunuz. Ha biz onu demeseydik, şimdi çarşaf, şu bu, o bütün meseleler yavaş yavaş aşınıyordu. Bizden korkularla, hadi yine onu sokmama başladı. Devamlı tetikteyiz, devamlı müdahale ediyoruz. Biz bir şey demedik, aldılar Mustafa Karataş'ı, ne yaptılar? Efendinin özel odasına soktu. Ya arkadaş, bu Mustafa Karataş, insan sanileceğini inkar ediyor, mütevatir hadisleri inkar ediyor. Bu Mustafa Karataş diyor ki, Mahmut Efendi'yi tanıyorum, onun şeklini biliyorum. Sesi var, kızlarına bile el öptürmez diyor, bunlar sapıktır diyor ya. Yani efendiye, Alaaddin Efendi'ye böyle diyen bir adamı efendi vefat eder etmez odasında ağırladı var ya, onun için siz bana diyemezsiniz deseniz de sizi dinlemem zaten. Efendim senin bir benim aklımda şey var, Cübbeli Ahmet, Sarıklı Ahmet, orada bir şey daha diyor, bu kimseyi dinlemez diyor. Onu neden söylüyor kimseyi dinlemez? Yani babam rica etti, anam rica etti, Tayyip Bey rica etse boş. Kimseyi dinlemez diyor bu. Gülerek söylüyor. Yani demesin ki geri kalmaz diyor emri bir marufta. Ben reddiyemi yaparım. Bu ayrı bir şey. Onun için ben fitne çıkartmıyorum. Eğer o 20 ay oldu vefat edelim Kardeş Allah'ın Resulü Hazretlerimizin, o 20 ayda ben devamlı bu işlerin üzerine gitmeseydim, şimdiye Hayrettin Karamanlar'da ne kadar bidat ehli varsa o odalarda oturacak. Bunu size garanti verebilirim. Ondan evvel UMAD denen bir heyet var. Hayrettin Karaman da başkanıyla yaptı Mustafa Karadaşlar'la. Onu da tefsir odasında ağırladım. Bütün bunları biz sonradan duydum. Duyar duymaz üstüne gittik ve ehli sünneti muhafaza etmemiz için mutlaka ehli bidatın oyunlarına agah ve uyanık olmamız, sizi de uyarmamız ve uyandırmamız lazım. Allah kapımızı muhafaza eylesin. Efendinin yolunu muhafaza eylesin. Bu 100 yıllık mücedidliğini kalan 55 senesinde de parlak şeriatı, sünneti tam tecdit etti mübarek. O tazeliğin ziyadeliğini vekilleriyle nasip eylesin. Talebeleriyle, medreseleriyle mamur eylesin. 100 sene değil, İmam-ı Rabbani'den sonra imamet ona verildi. Ve bunu kabul etti. Zuhuratı da kabul etti. Onun için bizler onun nurlu yolu, o benim yolum değil dedi. Alaaddin Efendi babam yok. Alaaddin babam yok değil dedi. Silsileyi saydı saydı Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu yol Resulullah'ın yoludur. Silsilede ismi meşayih benim yolum demedi. Onun için yol Allah ve Resulü'nün yoludur. Efendi Hazretleri ölmüş sünnetleri diriltmiş. Bu 100 senede en tehlikeli zamanda Allah demenin suç olduğu, Allah-u Ekber'in yasak olduğu, ezanın Türkçe'ye çevrildiği, bütün yani Elif Bağcüzü'nün terör malzemesi sayıldığı ev basıldığında bir dönemde şu ümmeti yetiştiren başımızın tacıdır. Allah şefaatlerine nail eylesin, himmetlerin üzerinde daim eylesin, yolunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Ne kadar FETÖ'cü karışıklığı varsa Allah teşhir eylesin, ortaya çıkarsın bir an önce ve salimen gemiyi limana ulaştırmayı, iman selametiyle çene kapamayı, bizi de bu fitnelere maruz kalmadan, şüphelere düşmeden, vesveselere kapılmadan Rabbim Ramazan-ı Şerif hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine iman selametiyle çene kapamak müessel eylesin. Amin.
سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا عليم يا عظيم يا حكيم يا حكيم يا إله يا عبد الله يا كفى عفوا عنا وعافنا تقبل منا منك التسميع والعمل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم kardeşlerimizi bizleri affeyle, mağfiret eyle. Onlarımızı cehennemden azat eyle. Yağlarımızı kabul eyle. Yavrularımızı salihun salata ilhar eyle. Terbiyelerinden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle. Eşlerimizi yar eyle. Aralarımızda Kur'an huzuru temin eyle. Zikir huzuru tesis eyle. Evlerde ocaklarda eğlenceleri ihraç eyle. Zikir ve ibadetlerle mamur eyle. Ya Rabbi cefal burada kalbinde haceti hayırlı kuralı olur. Tabi bana ulaşamaz. Biz burada herkesin derdini anlatamayız. İnsanlara vakit yetmiyor. Ama sen herkesin kalbinde ne derdi var, ne müşkili var, hangi şeyin hallolmasını istiyor, ne hastalığı var, hangi hastası var. Sana malumdur. Okunan kardeşler ümmetine şübhane gecede lütfeyle, kerem eyle, meccanen yevda eyle, her hayırlı kurallarımıza nail eyle. Kutluklarımıza mazhar eyle, korktuklarımıza nebin eyle. Ya Rabbi okuyan yavrularımıza, kız erkek talebelerimize ya Rabbi. Ulûb-ü nâfi'a, mâl-ı sâli'a, ahlâf-ı amîl-i ihlâs, kesîr-i ihsân eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi, hapishanelerdeki bütün Müslüman elizmet esirleri halâs eyle. Ya Rabbi, Gazze'ye yardımlar ihsân eyle. Ramazan-ı Şerif'te ekmekten, yemekten, sahurlukten, iftardan ihsan eyle. Allah'ım ya Rabbi, açlıktan ölüyorlar. Bombalar altında yanıyorlar, yakılıyorlar. Şu Ramazan-ı Şerif hürmetine Allah'ın rahmetinle muamele eyle. Ve şerrü levelü rahmetün. Başlık rahmettir. İlk 10 dilim, günlük bölümünde, ilk diliminde en büyük rahmetinle Gazze'ye tecelli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Hükümetimizi de, İslam devletlerinin meclislerini de ya Rabbi güçlerini ilham eyle. Allah'ına hayırlı müsteşarlar ihsan eyle. Gazze sorununu nasıl çözeceklerini ilham eyle. Bir an önce tedbir almalarını buna yönelik ya Rabbi her riski tehlikeyi göze alacak ve bu Müslümanları kurtarmak için her yola başvuracak şekilde kalplerini iman doğruyla takviye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Sen Yahudi kahreyle. Ya Rabbi gazabın lanetini ihsan eyle. Ya Rabbi aralarında tefrikalar ihdas eyle. Ya Rabbi Yahudi Nasara fırkalar arasında kıyamete kadar vaat ettiğin üzere adavetleri, buğzuları, nefretleri ihra eyle. Ya Rabbi Yahudi'nin ateşlerini itfa eyle. Ya Rabbi Yahudi'nin başına kıyamete kadar vaat ettin. En kötü azapları tattıracakları musallat edeceğine yemin ettin. Allah'ım yeminini tahkik eyle, vaadini incaz eyle, sözünü ifa eyle. İnnallâhe lâ yefûkûn ya, sen sözün bozmazsın, burada bir hikmet var, bunu geciktiriyorsun. Onlara da sabırlar, metanetler ihsan eyle. Ölenlerine yüce makamlar, Bedir şehitlerine ilhak eyle. Ya Rabbi sen fazla gelme kalanlarına, ya Rabbi ya Rabbi acı değdirmeden, ya Rabbi acı çektirmeden, ya Rabbi ecelleri gelenlere hüsnü fatimeler nasip eyle. Vadesi gelmeyenlere bir an önce kapıları, yardım kapıları fethayleyip her türlü imkanlarını ulaşmasını nasip ve meser eyle. Amin. Yendilleri nabcahmden azad eyle. Amin amin. Duhurret Allah'a ve Yasin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Gazze'nin kurtuluşu için, Filistin'in necatı için, Ehl-i Sünnet'in izzeti için, Yahudinin kahrumahı perişan olması, güçlerin iptal olması ve bütün imkanlarını kendi aralarında gavurların birbirine düşüp vurup kırması niyetiyle Fatiha ne niyetle okunursa o niyet içindir. Buyurun El-Fatiha.